Seyirciler, bugün size yeni aldığım kamera lensini açıp tanıtacağım ve bundan sonraki videolarımda, yani geniş açılı çekmem kısımlarda onu kullanarak çekmeyi deneyeceğim. Bu kamera lensi wide angle ve makro olmak üzere, yani iki şeyi var, merceği var. İşte bir tanesi 0.45'lik olmak üzere, diğeri de makro olarak 12.5 olarak işte yakın çekim olmak üzere. Yani makro çekim böyle hani arka plan flu olup böyle genel olan objeye odaklı olan çekime makro deniyor. İşte yani ben gerçi daha böyle geniş açılı çekimler için almıştım ama bu makro da bayağı işime yarayacak gibi. İşte okuyayım, 2-in-1 detectable lens. İşte fark edilir, iki tane bir arada olan işte detectable. Böyle yani şey edebilir, anlaşılabilir, fark edilebilir olan, yani şey böyle yani tespit edilen anlamında. Bitti. İşte 0.45'lik olan süper geniş açılı böyle olan, it can help largely expand the field of view. İşte alanın görüntüsünü bayağı böyle geniş şekilde şey edebilir. Bu lafı işte yine bir kapıyı, ya da bütün işte ailenizi hep beraber şeyle çekebilirsiniz. Mutlu aile tablosu. İşte ya da 12x5'te hani bu işte çiçeği, böceği, kuşu, örtü böceği çekmek üzere kullanılabilir diyor. Bu arada ben bu lensi işte 270 civarlarını aldım Neon 1'den, yurt dışından geldi. Yani bunu işte wide angle ve makro diye aratabilirsiniz. 0.45'lik çekmek üzere 0.45 diye yazıp. İçinde lens klibi varmış ve taşıma torbası da varmış bu arada. Onu da göstereyim. Açalım onu. Evet. Bu wide angle 0.45'lik olan, bu da makro. Yani şöyle çıkartınca, çıkarttıkınca makro olacak. Yani bu da şey olacak. Ben bu işin figürlerimi getireceğim böyle bütün masayı kaplamak üzere. Onların hepsini bu işte wide angle'da çekmeyi ya da makroyla ufak bir figürü şey etmeyi deneyeceğim. İşte burada silecek bir bez de vermişler yanında. Böyle işte gözlüklerimi silerdim bununla. Ameliyat, lazer ameliyatı olmadan evvel. Bu da klibimiz. Mandal. Telefona şey etmek için, sabitlemek için. O zaman ben bunu takayım şimdi. Sonra da figürlerimi şey ederiz. Arkasını çıkarıyormuşum. Şöyle. Tık. Takıyoruz. Geniş olarak bütün masayı alıyor. Yani daha balık gözü olarak. Daha bunu yemek videolarımda kullanırım diye düşündüm ama. Şu şekilde koyacak olursak. Hatta stüdyo ışıklarından biri bile görünüyor yani buradan. O derece şey etti, balık gözü yaptı. Evet, ben buraya birkaç tane figürümü getireyim, koyayım. İşte gördüğünüz gibi birkaç tane dev figürüm, Star Wars figürüm. Böyle rahat şekilde kaydoluyor burada böyle.
madem Star Wars tişört giydim ben de yani dev Star Wars figürlerimi getireyim dedim. İşte bu şekilde. Yani şimdi mesela merceği çıkarayım öyle bir kontrol edeyim. Şunları da devirmeden. Yani bakın şimdi ne kadar böyle yakın şey diyor. Dördü, yani rahatça dördünü alabiliyordu lensi de artık alamıyor. Tekrar deneyeyim takmayı. Böyle. Açıkçası bu yemek videolarına bayağı işe yarayacak gibi. Hatta yemek çekeceğim mutfak işi de prova yapabilirim. Sonraki çekimlerimde. Yani başka ürünler tanıtırken bununla beraber. Evet arkadaşlar, ufak Boba Fett figürümü çekiyorum şimdi. Böyle. Hani. Hani makroya çekim olmasa da arka planı flulaştırmak daha yardımcı oluyor. Evet, bir de A-Wing, ufak bir A-Wing figürüm vardı, onu çekeyim dedim. Yani minyatür şeklinde olan. Böyle. Gerçi bu makro objekti bana o kadar şey gelmedi. Yani pratik gelmedi ama wide angle olanı, geniş açılı olanı bayağı kullanacağım gibiye benziyor. O zaman hadi bakalım. Görüşürüz o bizden biriciler.